Azerbaycan'ın Pakistan'dan satın alacağı JF-17 Block 3 savaş uçaklarının Türkiye üretimi Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleriyle daha ölümcül hale geleceği dile getirildi. Asya basınında yer alan analizde, JF-17 ve KAN anlaşmaları, Türkiye, Pakistan, Azerbaycan'ın askeri yeteneklerini güçlendirmeye devam edeceğinin açık bir ifadesidir denildi. Pakistan ve Çin'in ortak üretimi olan JF-17 Block 3 savaş uçaklarının Türkiye'nin gelişmiş füzeleriyle daha fazla öldürücülük kazanacağı ifade edildi. Asya basınında yer alan analiz yazısında Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü Savunma İşbirliği'nin öne çıktığı aktarıldı. Azerbaycan'ın Pakistan'dan Türkiye'nin görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan ve görüş ötesi havadan havaya füzesi Gökdoğan ile donatılacak JF-17 Block 3 savaş uçağı satın almasının Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin hava muharebe yeteneklerini geliştirmeyi amaçladığı aktarıldı. Bu anlaşmanın üç kardeş olarak anılan Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki çok boyutlu savunma işbirliğini daha da sağlamlaştırdığından söz edildi. Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAN projesine Pakistan ve Azerbaycan'ın aktif olarak katıldığından bahsedildi. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya'dan sonra büyük bir küresel silah ihracatçısı olarak ortaya çıktığına vurgu yapıldı. İyileştirilmiş aviyonik ve aktif elektronik taramalı dizi radarıyla donatılan Block 3 varyantının çeşitli muharebe senaryolarına uyarlanabileceğini ele alan Asya basını, gelişmiş muharebe kabiliyetleriyle JF-17 uçağı, MiG-29 ve Su-25 dahil olmak üzere bölgenin Rus yapımı jetlerini geride bırakıyor. JF-17, Azerbaycan'ın mevcut ve eskiyen Rus yapımı MiG-29 savaş uçağı filosunun yerini alacak ifadelerini kullandı. KAN'ın Türkiye'nin yabancı uçaklara olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltacağı kaydedilen makalede, JF-17 ve KAN savaş uçağı anlaşmaları, Türkiye, Pakistan, Azerbaycan'ın askeri yeteneklerini güçlendirmeye devam edeceğinin ve üçlü savunma işbirliğinin daha da derinleşmesinin beklendiğinin açık bir ifadesidir. KAN 3 ülkenin kendi savunma sanayilerindeki mühendislik yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyacak ifadelerine yer verildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, şirketin 2034'e kadar olan projeleri hakkında heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. 2034'e kadar yaklaşık 500 KAN, Hürjet ve Hürkuş üretim planı olduğunu belirten Demiroğlu, 350'nin üzerinde Gökbey, Atak, Atak 2 ve benzeri platformların üretimleri görünüyor. 600'e yakın Anka 3, Atak, Anka 1, Aksungur ve benzeri platformları görüyoruz. 20'ye yakın irili ufaklı uydu hesap ediyoruz. Bu, bugüne kadar yaptığımızın çok ötesinde bir seri üretim demek. Ayrıca, 2034'te 12 milyar dolarlık ciro hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Demiroğlu, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek şirketin geldiği noktayı ve gelecek 10 yıllık projeksiyonunu anlattı. TUSAŞ üretim hatlarındaki projelere ilişkin detaylı bilginin verildiği programda KAN, Aksungur, Anka, Hürjet, Hürkuş, Gökbey helikopteri, Atak helikopteri, rüzgar tüneli, USET üretim tezgahları gezilerek projeler hakkında mühendisler tarafından bilgilendirmede bulunuldu. TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, yaptığı sunumda, 83 Anka insansız hava aracıyla 92 Atak helikopterinin kullanıcılarda hizmet verdiğini söyledi. Yeni pazarlara açıldıklarını dile getiren Demiroğlu, Afrika pazarında büyüyoruz. Cezayir, Suudi Arabistan, Nijerya ve Brezilya'da ofislerimizi açma çalışmalarımız başladı dedi. Demiroğlu, 2024'te cirolarının 3 milyar dolara yaklaştığını, bu yılda 4,3 milyar dolarlık ciro hedeflediklerini ifade etti. Hürkuş eğitim uçağı için 55 siparişlerinin olduğu bilgisini veren Demiroğlu siparişlerden 10 tanesini bu sene vereceğiz. Hürkuş'tan 15 tane yaptık. Bunların 5 tanesi şu anda kullanımda, 7 tanesini de bu sene içinde isteyen ülkelere vermeyi planlıyoruz diye konuştu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Hürjet için 16 uçak siparişi aldıklarını belirten Demiroğlu, geçen hafta Airbus öncülüğündeki İspanyol firmalarla yaptıkları anlaşmanın önemine dikkati çekti. Demiroğlu, Hürjet'in İspanya tarafından kendi eğitim uçak ihtiyacını karşılamak üzere seçildiğine dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu. Hürjet siparişlerinin çoğalmasıyla ülkelerin de ciddiyetlerinin artacağını vurgulayan Demiroğlu, Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk teslimatımız 2027'nin başında olacak. İspanya için de şu anda 2028 hedefleniyor ifadelerini kullandı.
Demiroğlu, Milli Muharip Jet Kan ile ilgili projede iki uçağın üretiminin devam ettiğini belirterek şu bilgiyi verdi. 2025 sonu, 2026'nın başında ikinci prototipimiz, ondan birkaç ay sonra da üçüncü prototipimiz inşallah havalara çıkmış olacak. Dolayısıyla 2025'in içinde en az iki kanı, planımızda üç kanı beraber uçurma var. Daha sonra bu testlerin sonunda bir üç tane daha yapacağız ve 2028'in sonu, 2029'un başı itibarıyla da söz verdiğimiz üzere kanımızı bloklar halinde Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim etmeyi planlıyoruz. Anka 3 İHA prototipleriyle birçok ilki başardıklarını vurgulayan Demiroğlu, kapalı ve iç haznede silah ve mühimmat yuvasından atış yaptık. Bu, Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey. Şu anda iki prototiple devam eden çalışmalarımız inşallah önümüzdeki sene seri üretim safhasına geçecek. Hem hava kuvvetlerimiz hem diğer kuvvetlerimiz bu uçağı bekliyorlar. İnşallah önümüzdeki icra komitesinden de güzel haberlerini bekliyor olacağız dedi. Demiroğlu, Anka 3'ün envantere girişine ilişkin de şunları söyledi. Şu an netleşmiş bir takvim yok ama 2026'nın sonu ya da 2027'nin başında ilk teslimatı hedefliyoruz. İlk teslimat dediğimiz birinci teslimat oluyor ama arkasından 5 mi, 10 mu teslim edeceğiz, o tamamen kullanıcıyla yapacağımız anlaşmaya bağlı ama 2027 itibarıyla artık bu uçakları envanterde görebileceğiz diyebilirim. Demiroğlu, gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz her uçakta bir TUSAŞ imzası var. TUSAŞ olarak Boeing, Airbus, Spirit AeroSystems gibi dünyanın en büyük hava aracı üreticileriyle çalışmalar gerçekleştiriliyor. 400'ü aşkın yüksek teknoloji kapasiteli üretim tezgahlarında parça üretmekteyiz ifadelerini kullandı. Demiroğlu, açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin yaptığı uydulara Kazakistan ve Malezya gibi ülkelerden talep geldiğini belirten Demiroğlu, sözleşme aşamasına yaklaşılan 3-4 ülkenin olduğunu, değişik modeller üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Demiroğlu'na yerli motorlarla ilgili gelişmelerin sorulması üzerine, Gökbey helikopter motoru epey ilerledi. Onu 1-2 sene içinde kullanmaya başlayacağız. Kaan'ın motoru devam ediyor. Arkasından da 3000 beygirlik bunların motoru gelecek. Belli bir süre Ukrayna'dan alacağız. Ondan sonra kendimize üreteceğiz çünkü toplam 600 motordan bahsediyoruz. Biz 100'ünü Ukrayna'dan alırsak 500'ü hala bize ihtiyaç cevabını verdi. Kaan'a yönelik ilginin sorulması üzerine Demiroğlu, dünya genelinde Kaan için ilgi büyük hatta bazı ülkelerin ilgisi çok artmış durumda dedi.